Kadın cinayeti, kadına yönelik cinsel istismar, taciz ve tecavüzün yaşanmadığı bir gün geçirmez olduk. Sokaklar, iş yerleri, okullar, biz kadınlar için güvenli alan olmaktan çıktı. Erkek etek giydiğimiz için, gece sokağa çıktığımız için tecavüze uğruyor, boşanmak istediğimiz için, aşklarına karşılık vermediğimiz için, yemeği tuzlu yaptığımız için katlediliyoruz. Erkek egemen sistemin yasaları erkekleri korumaya devam ediyor. Takım elbise giydiği için, kravat taktığı için tecavüzcüler, katiller iyi hal indirimi almaya devam ediyor. Yaşadığımız kayıplara bir yenisi daha eklendi. Kayseri'de yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Cansel Buse, öğretmeni Bayram Özcan'ın tecavüzüne uğradı. Olay şikayet edilmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Olayın üzeri kapatıldı. Olayın utancına dayanamayan Cansel Buse yaşamına son verdi. Oysa bu utanç olayı kapatan okul yönetimine ve tecavüzcü öğretmene aittir. Bu utanç erkeğe ve devlete aittir. Canseli devletin fetvaları, kadın düşmanı politikaları, alınamayan önlemler ve kadın hayatını hiçe sayan erk zihniyet öldürmüştür. Bu bir intihar değil, cinayettir. Canseli katili orayı kapatan okul yöneticileri ve tecavüzcü öğretmendir. Şırnak, Cizre'nin surda kadınların bedenini sokakta çıplak teşhir eden zihniyet ile Cansel'e tecavüz eden zihniyet cinsiyetçi çarpık erkek zihniyetidir. Biz sosyalist kadınlar okullarda, yurtlarda, dersliklerde, ıssız ve karanlık sokaklarda cinsel saldırıya uğrayan kadınların çığlıkları olmaya devam edeceğiz. Yeni kadın cinayetlerinin yaşanmaması için kadın dayanışmasını ve isyanını sürdürüp büyüteceğiz. Malatya Sosyalist Kadın Meclisleri Sözcüsü adına Hatice Zeynep.